Bayağı, bayağı bakanlara makanlara evet, şikayet eden var yani. Böyle bir enteresan durum var. Evet, Şaziye Dağ'a, Şanlıurfa. Tekrar iyi geceler. Şaziye Hanım iyi geceler. İyi geceler. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız Beyaz Bey? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Şaziye'cim sesin çok keyifli geliyor. Evet, çok mutluyum çünkü seninle konuşuyorum. Senin programını izliyorum. Sağ ol, sağ ol. Teşekkürler. Okuyor musun? Çalışıyor musun? Ben okuyorum Eskişehir Üniversitesi İktisat. İktisatta okuyorsun. Peki. Konuklarımızı evet, görüyorsun zaten. Onlar da senden soru bekliyor. Var mı soruları, söylemek istediğin bir şeyler? Evet evet var ya. Önce Vilma Hanım'a soru sormak istiyorum. Vilma Hanım'a evet. Evet. Vilma ya, Hanım. Selamlar Vilma Hanım. Merhaba. Nasılsınız? Ne arasınız? Evet. Çok beğeniyoruz kendisini. Bu akşam da çok güzel görünüyor. Teşekkürler. Duyabiliyor musun? Vilma anlayabiliyor musun? Evet anlıyorum. Türkiye'de oyunculuk yapmaya başladı. Özellikle de sevilen bir dizide rol aldı. Bu oyunculuk kariyerini nasıl etkiledi? Hani bu dizide rol alması oyunculuk kariyerini nasıl etkiledi? Ve bu oyunculuğa Türkiye'de de devam etmek istiyor mu? Dur, o soruyu şöyle değiştirip sorayım. Yine aynısı var ama Türkiye sana ne kattı? Türkiye'de bulunduğun süre, oyunculuğun, bu dizi evet, sana ne kattı? Evet. Yani ben hep yurt dışında bir dizi oynamak istedim. Evet. Ve Kader belki bana bunu, ben çok çok teşekkür ediyorum onun için. Ben inanılmaz çok şeyleri öğrendim ve inanılmaz güzel bir ekip beraber çalışıyorum. Süper yönetmenleri var. Ben yani çok şans. Ben hep oyunculuk yaptım yani Nisa 4 yaşında kadar ama şimdi bu dizi gerçekten harika bir şey. Evet, seni bayağı pişirdi yani anladığımız evet, kadarıyla doğru mu? Çok, evet, olgunlaştı. Şey, ve Caroline da evet, çok ilginç bir rol. Evet, çok da sevildiğini bil Caroline evet, karakteriyle. Başka sorunuz? Şahsen. Burada müzikle uğraşan bir kişi daha var, Vilma. Sen gitar çalıyorsun ve böyle bir ödüllerin de var herhalde gitarla ilgili, doğru mu? Ama bu gerçekten 8 yıl önce yani çok... 8 yıl 2000, önce ama burada 2000, bütün ekipmanımız var. 2001. Yani Jugendmusiziert. Yani ama çok ufak da olsa bize biraz yani biz Vilma gelmiş buraya. Caroline'in bize böyle bir yok, gitar yok, çaldığını görmek... Gerçekten de. Bu gerçekten çok uzun zaman önce. Ha? Hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorsun. Dur bir saniye. Bir saniye. Biraz bir şey din. Ama böyle yani. Onu sen çal bakalım da biz. Sen çal onu, ben sonra arkadaşlara ne çaldığını anlatırım sonra senin. Evet, evet, bence. Evet. Yok yok bende. Dur bakayım bir dakika mı? Ama tamam güzel güzel. Bir dakika, bir, şey beyaz, bir dakika, beyaz. Vilma'ya bir enerji, efendim. Ben buradan göremiyorum, sen gitara mı bakıyorsun? Gitara, oraya? Gitara bakıyorum, kesin, evet. Tamam, evet, buyurun. Vilma'cığım. Ama ben klasik gitar oynadım, çok... Yani... Aranjuez. Gerçekten çok, hiç, yani... Armoni yapıyor. Vay. Gerçekten çok uzun yıl. Öyle 10 mi? Yıl ha, oynamadım çünkü ben sonra tiyatro oynadım ve daha çok beğendim. Ondan sonra bıraktım. Ve çok o öğretmen çok sert. Ha. Sen oynamadın. Çalmadın. Allah kahretsin onu. Evet. Kızın geleceğiyle oynamış benim. Buradaki aksiyonumu da yemiş ta oradan o öğretmen. Ve ben hep geldim eldiven unuttum. Elleri donduk. Ben hiç oynamadım. O çok kızdı. Sen ne cana yakın yok, yok, bir arkadaş ya. Yüreğimi izliyor musun Meryem Uzerli'yi? Özledim. İzledin. İzledim. Ha, özledim. Özledim. İzliyorsun. Onu nasıl buluyorsun Yüreğimi? Çok cool, sert. Orada sert biraz. Oh, yeah. Evet. Evet ama ikinizin çok de çok bir sert kadın, bir tarafı var yani. İkinizin de sert bir tarafı var. İkinizin sertliğinden ortak bir video çıkarttık. Arkadaşlar bir ikisini bir arada izleyelim. Hem Vilma'yı hem Hürrem'i, Meryem Uzerli'yi. Buyurun. Siz sebep oydun buna. Bana dokunmak yasak. Sizin üzünüz mü kalp kriz? Ölürsün. Çok üzdünüz onu. Pek öyle değil. Çok aradı sen onu. Ben Hürrem. Bir arıyor. Hürrem Sultan. Siz ona saz ediyorum. Ara var onu alacaklar. Şehzadem Mehmet neredesin? Sen benim kocam. Sen
Güvendiğim tek dost. Benimle yerlerim tek oyunu. Gitmeyeceğim. Kes lan sesini. Bana ne lan? Niye gittin bu hasta ya? Ben onun kadınıyım. Sen bir ileteyim. Onun kadınıyım. Oğlum sen ne diyorsun? Peki Vilma'yla. Vilma'yla ilgili bunları biliyor musunuzlar? 5 kardeşsin, iki kız kardeşin, iki erkek kardeşin var. 5 yaşında 1. sınıfa başlamışsın. Harika. Büyük baban elçiymiş, o yüzden elçi olmak istemişsin. Sonra her şey olmak istemişsin. Ve 4 yaşındayken düşünmüşsün nasıl her şey olabilirim diye. Sonucunda demiş ki kendi kendine oyuncu olursam istediğim bütün meslekleri yapabilirim demiş. Ne güzelmiş evet. Ya valla. Sahiden tebrik. Bu kadar güzel anlatılabilir yani. Evet. 92 yaşında bir amcam varmış. Hala sahneye çıkıp tiyatro yapıyormuş. Harika. 7 yıl boyunca dans etmişsin. 7 yıl klasik gitar. Dans var yani sende gerçekten. Jazz dance yaptım. Ha, jazz dance yapıyorsun peki. 4 yıl boyunca ata binmişsin. Sonra at binicilik dersi vermişsin. Evet. Uyanır uyanmaz elma sirkesi içermişsin. Oh. Aa, evet bazen. Elma sirkesi uyanır uyanır. Niye? Oh. Kilo yaksın diye mi? Evet yani yağ biraz balans yapıyor. Balans yapıyor peki. Efendim 14 yaşında çalışmaya başlamışsın. Çiçekçide çalışmışsın. Ekmek fabrikasında çalışmışsın. Garsonluk yapmışsın. Ofiste sekreterlik yapmışsın. Oyuncu olunca hepsi işime yarar diye düşünmüşsün. Bir ay yaptım. Ha, bir ay bir evet. Enteresan. Yani bir şey söyleyeceğim. Okulunu tahmin eden var mı? Ne okuyordur acaba? Hayır. İslam ve siyaset biliminde okuyormuşsun. Evet. Öyle mi? Evet. Oyunculuk okudum ve aynı zamanda İslam bilimi, siyaset bilimi. İslam bilimi ve siyaset bilimi. Harika. Şimdi son sınav yazıyorum. Şimdi son senen. Peki. Sınav, evet. Her gün 4 çikolata ya da tatlı yermişsin. Evet. Birisi sana bu sağlıklı derse ne olursa olsun ondan başka... Başka bir sağlıklı bir şey duyana kadar onu yemeye devam edermişsin. Tabii. Evet, peki. Yürüyerek, hakikaten ve yüzerek kelimelerini zor söylüyormuşsun. Evet, zordu önce. Peki, bir hakikaten de bakayım. Hakikaten. Onu söylüyorsun. Gayet yüzerek de bakayım. Yüzerek. Türkçelerin senin ne garip geldi sana Türkçede öğrenirken? Böyle enteresan öğrenmeye başladığında ne zorladı seni? Yani gramer çünkü ben sordum yani relatif pronom yani yoksa nasıl söylüyorum if I could go hepsini verb içinde koyuyorsunuz. Tabii öyledir evet. Bu onun için bu çok yok, çok zor. If öyledir. I would or tarihte çünkü var ve ama var ama öyle lafları çok var yani mesela İngilizce ve Almanca çok var. Çok var. Sen daha yeni başladın daha neler çıkacak karşına? Bizde mesela bir Çekoslovakyalılaştırabilemediklerimizlerden evet. Neydi bizde bir cümle vardır ki mesela... Sarımsaklamasak mı? Oralara hiç girme neler söylerse evet, yanlış bir şeyler çıkarsa diye giremiyorum orada. Evet. Dal kalkar kartal sarkar. Evet, deme çünkü ben de diyemiyorum zaten onu. Evet. Peki devam ediyorum. Fala çok inanırmışsın. Evet. Baktırıyor musun sık sık fal? Aslında yılda bir defa önce ama şimdi Türkiye olunca daha çok. Ama birisi de bana söyledi ben burada geliyorum. Evet. Ve çok şeyler söylediler benim hayata. Doğru mu çıktı? Çok, çok doğru çıktı. Senin yatmadan önce yastığının altına koyduğun bir dilek şeyin kağıt varmış, notların varmış. Evet. Ne var bu dönemdeki dileklerin arasında? Ne olmasını istiyorsun hayatında? Mutlu olmak ve en iyisi vermek. Ve mesela bir aşk sağlıklı. Yaşamak istiyor musun? Aile evlenmek istiyor musun? Olsun. Aşk yaşamak istiyor musun? Evlenmek tabii. İstiyor musun? Çoluk çocuğa karışmak istiyor musun? Mutlaka. Bence İstiyorsun. Önemli eğer insan için yani çok gerçekleşmek için insanlık bunu yapmak lazım. Gittikçe duygusallaşıyoruz farkında mısınız arkadaşlar? Peki, senin için 4 tane önemli kelime varmış. Bunlardan bir tanesi hayatta önemli kelime. Bunlardan bir tanesi aşk. Bir tanesi odaklanabilme. Bir tanesi beraberlik, bir tanesi düşünceymiş. Doğru mu? Niye bu 4 kelime? Bu bir filozofi aslında. Çünkü ben düşünüyorum bütün düşünceler doğru olacaklar.
Toplamında, bütün bunların toplamında. Evet, onun için çok odaklanabilmek. Ha, odaklanırsan doğru olur her şey. Beraberlik. Evet. Onun için bunu çok önemli bence. Onu konsantre olmak lazım. Tamam. Yormayacağım. Zorlanıyor biraz da. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh, dude.